yapıyoruz? Akıllı bir arkadaşım bana bizden önce neyle uğraşıyorsan ona geri dön demişti. Haklıydı. Benim tabii bir işim, namım, şöhretim var. Ben her yıl bir bağış günü düzenlerim mesela. Kimsesizler için. Bir vakfım var. Kaybe çalışmalara başlamıştı, ben de yap dedim. Onun için yarın 2'de bekliyoruz efendim. Şahaneymiş. Beğeneceğini tahmin etmiştim. Beğendim tabii. Ama öyle bekliyoruz falan yok. Ben yapacağım organizasyonu. Onu da düşündüm. Senindir. Ben ne yapacağım? Onu da düşündün mü? Sen aslında çıkabilirsin Cengiz. Hatta çıkarken Hamide Hanım'a söyle, bize yiyecek bir şeyler hazırlasın. Biraz çalışırız değil mi? Çıkmadan karımla bir konuşabilir miyim? İznin olursa tabii. Eyşan yeter. Yeter, anladın mı? Gözümün önünde yeter. Bırak kolumu. Cengiz, bırak kolumu. Bak ayrılsak da tamam, birlikte değiliz ama sen hala benim karımsın. Böyle gözümün önünde... Kenan'la flört etmeyeyim mi? Tamam. Beklerim sen gidene kadar. Ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun? Beni ne hale soktuğunu farkında değil misin Eyşan? İçim böyle kapkara. Eyşan yapma. Kenan da akıllı arkadaşım falan diyordu. Salak mısın Cengiz? Ben bozmuyorum sadece Kenan'ı. Bozayım mı? İster misin? Koysun mu bizi kapının önüne? Artık can var, can. Kendin düşünmüyorsa onu düşün. Çocuk gibi kinlenmiş bir de. İşte. Bundan sonrası bende. Hay hay. Kaya ilgileniyor zaten. Bağışlı konuşmayı da onda. Ev sahipliğini o yapar. Sen de konuklarla, ikramla falan ilgilenirsin. Aslında ben geçen yılların dosyalarını çıkarmıştım. Kalkma kalkma, ben getiririm. Heyecanlandım ya, duramıyorum yerimde. Çalışma odanda değil mi? Hı hı. Tamam. Geliyorum ben. Sen uygun ortamı hazırla. Uygun ortam? Hayal gücüne bırakıyorum. Dedikleri kadar varmış o yaşında.